Bismillahirrahmanirrahim. Filist Risalesi'nden devam ediyoruz derslerimize. Sırada 19. mektup var. Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dairdir. 300'den fazla mucizatı beyan eder. Peygamber Efendimiz'in 300'den fazla mucizesini beyan eder. Bu Risale, Risalet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaletinin, Resulü'nün, Peygamberliğinin mucizesini beyan ettiği gibi kendisi de o mucizenin bir kerametidir ki 3-4 nevi ile harika olmuştur. Birincisi, nakil ve rivayet olmakla beraber 150 sayfadan fazla olduğu halde asıl nüshasına göre, orijinal 350 sayfadan fazla olduğu halde kitaplara müracaat edilmeden, kaynaklara bakılmadan, kontrol edilmeden, ezber olarak dağ ve bağ köşelerinde 3-4 gün zarfında her günde 2-3 saat çalışmak şartıyla mecmuu tamamı 12 saatte telif edilmesi harika bir vakadır ki bu Risale'deki Mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir şule-i kerameti olmuştur. Kerametinin bir ışığı olmuştur. Şimdi burada hakikaten çok sayıda isim var, yer ismi var, şahıs ismi var, olaylar var. Ve kaynaklara müracaat edilmeden hepsi doğru bir şekilde yazılmış, kayda geçirilmiş. İşte o mucizenin bir kerameti. İkincisi, şu Risale uzunluğuyla beraber ne yazması usanç verir ve ne de okuması halavetini, okuma zevkini, şevkini kaybeder. Tembel ehli kalemi öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki, o zaman tabi elle yazılarak çoğaltılıyor, onları öyle bir şevk ve gayrete getirdi ki, bu sıkıntılı ve usançlı zamanda bir sene zarfında civarımızda 70 adede yakın nüshalar yazıldı. Bir senede 70 uzun, büyük bir risale olmasına rağmen, o şevkle 70 adede yakın nüshaları elle yazılarak çoğaltıldı. O mucize-i risaletin bir kerameti olduğunu muttali olanlara, bu olanlardan haberli olanlara kanaat verdi. Üçüncüsü, acemi ve tevafuktan haberi yok ve bize de daha fazla tevafuk tezahür etmeden evvel yazdıkları nüshalarda lafz-ı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimesi bütün risalelerde ve lafz-ı Kur'an, Kur'an lafzı 5. parçasında öyle bir tarzda tevafuk etmeleri göründü ki zerre miktar insafı olan tesadüfe veremez. İşte bu orijinal Osmanlıca nüshalarda çok görülen bir hal bu. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimeleri hep böyle birbiriyle irtibatlı birbirine bakar tarzda tevafuk deniyor buna. Bu da Risalelerin orijinal halindeki keramet örneklerinden biri. Tevafuk etmeleri göründü ki bir de Kur'an lafzı. Zerre miktar insafı olan tesadüfe veremez. Böyle bir şey tesadüfle olamaz. Kim görmüş ise kat'i hükmediyor ki bu bir sırrı gaybidir. Gaybi bir sırdır. Mucizat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir kerametidir. Şu Risale'nin başındaki esaslar çok mühimdirler. Bazı giriş mahiyetinde esasları ifade ediyor. Bunlar çok önemlidir. Hem şu Risale'deki hadisler hemen umumen eğimi hadisçe makbul ve sahih olmakla beraber büyük hadis imamları, alimleri tarafından doğru, sahih hadis olduklarına dair tespitler ve tasdikler olmakla beraber en kat'i hadisat-ı risaleti beyan ediyorlar. Peygamberlik dönemindeki hadiseleri kesin doğru bir şekilde ifade ediyorlar. Bu risalenin bütün mezayasını, bütün meziyetlerini, özelliklerini söylemek lazım gelse, o risale kadar bir eser yazmak lazım geldiğinden, müştak olanları, ona iştiyakla, şevkle ilgi duyanları, okumak isteyenleri onu bir kere okumasına havale ediyoruz. 19. mektubun 5. ve 6. nüktelerinin Firistesidir. Hepsine de Firiste yazılmamış. Çünkü çok
uzun gidecek. Onun için sadece numune kabilinden 5. ve 6. nüktelerin feristesi verilmiş. Bu nükteler umur gaybeye dair, gaybi işlere dair hadislerin birkaçını zikretmiştir. Hem Hazreti Hasan radıyallahu anh ile Hazreti Muaviye'nin radıyallahu anh muharebe ve musalihasını savaşıp barışmalarını, hem Hazreti Ali radıyallahu anh ile Hazreti Zübeyir'in radıyallahu anh muharebe edeceğini, işte karşı karşıya gelip savaşta karşı saflarda yer alacaklarını, hem Ezvac-ı Tahirat'ın içinden birisinin, Peygamber Efendimiz'in hanımlarından birisinin mühim bir fitnenin başına geçeceğini, hem Hazreti Ali radıyallahu anh katline haber vermiş. Tabi bunların izahları, hikmetleri, kader, boyut filan risalelerde, ilgili bahislerde geniş şekilde açıklanıyor. Hem Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh Kerbela'da katlini, hem zatından aleyhissalatü vesselam sonra Ali Beyt'i katil ve nefiye maruz kalacaklarını, bunlara Peygamberimizin mucizeleri, ileride meydana gelecek hadiseleri, daha kendisi yaşıyorken haber vermesi. Ali Beyt'inin işte Kerbela hadisesi başta olmak üzere cinayetlere ve sürgünlere maruz kalacaklarını, hem Hazreti Ali radıyallahu anh hilafetinin tehirini, neden dördüncü halife oldu, niye dördüncü sırada ona geldi hilafet, bunun hikmetini ve bunun hikmeti de tabii izah ediliyor ve Peygamberimiz bunu da haber vermiş. Hem hilafet ne için Ali Beyt-i Nebevi'de takarrur etmediğini, peygamber neslinde devam etmediğini, bunun da çok hikmetleri var. Çünkü kısaca bahsedecek olursak, dünya saltanatı aldatıcıdır, Ali Beyt için dahil. Hem asr-ı saadetin başına gelen o dehşetli fitnenin hikmetini, hem ehl-i İslam umum devletlere galebe çalacaklarını, bütün dünyaya yayılacağını İslam'ın, hem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh mahiyet hilafetlerini, hilafetlerindeki olacak gelişmeleri ve hilafetlerinin mahiyetini, hem müşrik Kureyş reislerinin nerede katlanılacaklarını savaşlarda, işte Bedir, Uhud, hem bir ay uzun mesafede Mu'te harbinden aynen haber verdiğini, bu da çok enteresan mucizelerden biri, bir ay mesafede o zamanki nakil vasıtalarıyla orada cereyan eden savaştan, Mu'te savaşından adeta canlı yayınla nakleder gibi Peygamber Efendimiz bütün o savaşın safahatını, kimlerin şehit düştüğünü, bayrağın kimin tarafından devralındığını tek tek aktarmış. Hem Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın hilafetini, hem Hazreti Osman radıyallahu anh Kur'an okurken şehit olacağını, hem Devlet-i Abbasiye'yi, Abbasiler devletini, hem Cengiz ve Hulagu'yu döneminin deccalları olarak tarihe geçen, hem İran'ın fethini Müslümanlar tarafından, hem Habeş Melikinin cenaze namazını vefatından haberi olmadan aynı vakitte kıldığını bildirir. Müslümanlara kucak açan Necaşi. Hem Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anh vefatını kendisinden 6 ay sonra, hem Ebu Zer'in sahabelerden radıyallahu anh yalnız olarak bir dağda vefat edeceğini, hem Ümmü Haram'ın Kıbrıs'ta vefat edeceğini, işte Hala Sultan diye hala makamı var orada, hem 100.000 adamı öldüren Haccacı Zalim'i, hem İstanbul'un fethini, hem İmam-ı Ebu Hanife'yi radıyallahu anh, hem İmam-ı Şafii'yi radıyallahu anh, bunları tek tek haber vermiş. Hem ümmetinin 73 fırka olacağını, hem kaderiye taifesini, hem rafızileri, hem Hazreti Ali radıyallahu anh yüzünden iki insanlar iki kısım olacaklarını, hem Fars ve Rum kızlarını, hem Hayber Kalesi'nin fethini, hem Hazreti Ali radıyallahu anh ile Muaviye'nin harbini, hem Sehl İbni Ömer'in radıyallahu anh mühim bir vazifesini, hem Kisra'nın oğlu babasını öldürdüğünü aynı dakikada haber verdiğini, hem Hatib'in Kureyş'e gizli mektup yazdığını, hem Ebu Leheb'in
oğlu Utbe'yi bir aslanın parçalamasını ettiği bedduasından kabul olup aynen çıktığını, hem Bilal Habeşi'nin radıyallahu anh ezan okuduğu zaman Kureyşilerin gizli tenkit ettiklerini aynen haber verdiğini, orada olmadığı halde kendi yüzlerine söylüyor. Hem Hazreti Abbas radıyallahu anh iman etmeden evvel onun gizli parasından haber verdiğini, hem Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir Yahudinin sihir ettiğini, hem sahabe meclisinde birinin irtidat edeceğini, dinden çıkacağını, hem Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam katlini niyet edenlerin iman ettiklerini, hem müşriklerin Kabe duvarındaki yazılarını kurtların yediğini görmeden haber veriyor. Ve yalnız o yazılar içindeki Allah isimlerini yemediklerini, hem Beytül Makdis'in fethinde, Kudüs'ün fethinde büyük bir taun, büyük bir salgın hastalık çıkacağını, hem Yezid ve Velid gibi şerir reislere haber verdiğini, hem bundan sonra onlar bize değil, biz onlara hücum edeceğiz diye haber verdiğini ve bunlar gibi çok ihbarat-ı gaybiye bu iki nüktede beyan edilmiştir. Bunların her biri işte Peygamberimizin geleceğe dair, gelecekte meydana gelecek hadiseleri haber verdiğinin örnekleri, mucize olarak. 19. mektubun fihristi, Osmanlıca fihrist risalesine buraya kadardır diye bir not düşürmüş. Sonraki alt başlıklar Latin harfli mektubat fihristinden alınmıştır. Bu başlıklarda da şunlar var. Mucizat Ahmediye'nin birinci zeyli Yasin ve Kur'an-ı Hakim inneke leminel murselin ayetinin mealinde yüzer ayatın, yüzlerce ayetlerin en mühim hakikatleri olan Risalet-i Ahmediye'yi, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini 14 reşha namıyla, 14 kat'i ve parlak ve muhkem, sağlam bürhanlarla, delillerle tefsir ve ispat ediyor. Ve en manit hasmı dahi ilzam eder. En inatçı, inkarcı hasmı dahi susturur ve iddiasından vazgeçirir. Güneş gibi Risalet-i Ahmediye'yi ishar ediyor. Peygamberliğini güneş gibi açığa çıkarıyor. Şakk-ı kamer mucizesine dair ayın ikiye ayrılması peygamberimizin işaretiyle şu Risale Şakk-ı kamer mucizesine dair bu zaman filozoflarının ettikleri itirazlarını 5 nokta ile gayet kat'i bir surette reddedip inşikak-ı kamerin vukuuna, ayın ikiye ayrılmasından vukuuna hiçbir mani bulunmadığını gösterir. Ve ahirinde son kısmında 5 icma ile Şakk-ı kamerin vuku bulduğunu gayet muhtasar bir surette ispat eder ve Şakk-ı kamer Mucize-i Ahmediyesini aleyhissalatü vesselam güneş gibi gösterir. Mucizat-ı Ahmediye zeylinin bir parçası başlıklı kısımda da Risale-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam hakkında olup Miraç Risalesinin 3. esasının nihayetindeki 3 mühim müşkilden 1. müşküle ait şu Miraç-ı Azim peygamberimizin Kudüs'ten Miraç'a yükselmesi, Kubbetüs Sahra'dan Miraç'a yükselmesi. Bu da peygamberimizin çok büyük bir mucizesi. Bu Miraç-ı Azim niçin Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselama mahsustur? Yaşıyorken, hayattayken, yeryüzündeyken semaya yükseltilen oradaki alemleri, ahiret alemlerini tek tek göstermek suretiyle huzuruna, Rabbimizin huzuruna kabul edilen tek peygamber olmasının sırrı, hikmeti nedir? Niçin ona mahsustur? Sualine muhtasar bir fihriste suretinde verilen cevaptır. Ve bir son bölüm daha Ayet-i Kübra Risalesi'nin Risalet-i Ahmediye'den bahseden 16. mertebesi. Kainatın erkanından Halık'ını soran bir seyyahın müşahadatından bir parça olup bütün bu varlık aleminde dolaşarak, gezerek yaratıcının delillerini araştıran kainat yolcusunun müşahadatından o delillerden biri olan peygamberimizin izah edildiği vasıflarının, mucizelerinin anlatıldığı bir parça olup makam münasebetiyle buraya ilhak edilmiştir.
Evet, Fihrist'teki 19. mektupla ilgili kısımlar bunlar, bu aktardığımız kısımlar. Bu derste bunları okumuş olduk. Bir sonraki derste 20. mektuptan inşallah devam etmek duasıyla. El-Fatiha.